başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma yönünde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifi sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, yasakçı ve rövanşist çevrelerin hala var olduğunu ve fırsat kolladığını açıkça ortaya koymuştur. Bu yasağı bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kaldırabilmek için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Kendisi için nice bedeller ödenen bir onur mücadelesinin sembolü olan başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyiniz. Bugün bu imkanı değerlendirmemeniz sebebiyle bu fırsat kaçarsa ve pusuda bekleyen yasakçı zihniyet bu yasağı tekrar hortlatırsa bundan zarar görecek nesillerin ağır vebali omuzlarınızda olur. Kazanımlarımızı kaybederiz korkusunu yayarak, yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları örtmeye çalışarak seçim kampanyası yürütmeyi planlarsanız bilin ki samimiyetini kaybetmiş bir siyasi mücadele kamu vicdanında bir karşılık bulmaz. Başörtüsü özgürlüğünü anayasal ve yasal teminat altına alacak teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmeyi hedefleyiniz. Sizden farklı düşünen liderleri alaya alan ve bu can yakan meseleyi bir futbol maçına indirgeyen istihzai bir tutum size yakışmadığı gibi toplumun vicdanında da karşılık bulmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu geçmişteki söz ve eylemleri üzerinden mahkum etmeye kalkmanız da inandığımız değerler açısından doğru değildir. Son yıllarda gördüğüm bütün baskıları, hakaretleri ve provokasyonları bir kenara bırakarak ve nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak 10 yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi duygu ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden daha önemli değildir. Tarihin bu kritik eşiğinde milletimizi bir bütün olarak rahatlatacak adımlar atınız. Değerli AK Partili yöneticiler, Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığım bu çağrı sizler için de geçerlidir. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak sizlerden de istirhamda bulunuyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız. Alanı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir siyasi gole çevirme telkinde bulunan makyavelist çevrelere ve anlayışlara bırakmayınız. Bu fırsatçı çevreler güç ve çıkar için yarın aynı golü sizlere ve bizlere atmaktan hiç çekinmeyecektir. Ne olur bu kez yüreğinizin sesini dinleyin. Bütün çabam şahit ol ya Rab diyebilmek içindir.